Merhaba, selamlar. Bugün Oğuzhan İtopya'ya geldi. Dedi ki abi bana bilgisayar lazım. Ta karşıdan geldim. Aynen abi. Acı Badem'e. Dedi ki bilgisayar topluyorum dedi. Metin 2'yi çalıştırsın yeter bana dedi. Metin 2, GTA Turist'i, Vice'di abi. Hepsi. Vice'di bir de, 5'te değil. Vice'di abi. Tamam. Abi anlamayız abi biz GTA 5 falan. O yüzden beni çağırdı. Bir kasa ayarlayacağız Oğuzhan'a. Abi güzel bir şeyler ayarlayalım abi. Ne oynayacaksın hakikaten ya? Metin 2 mi cidden? Abi Metin 2 oynayacağım. Ondan sonra belki GTA 5 olur abi. GTA serisi olacak abi, turisti falan. Takılacağım abi evde akşamları. Ne abi bakalım. Ona göre bir bilgisayar ayarlayalım da abi. TikTok'ta bir PK yayını yapmalık. Ya o olur abi. O zaman buraya geldik. Gigabyte topluyoruz. Aorus Gigabyte. Tamam abi. Power supply'ı 750 watt. Tamam, bu okey. Bunu mu alalım dün abi? Bu power supply. Yani bu şey var ya, en altta kasa gibi dönen pervane. Tamam. Ağır olan yer siyah. Tamam abi. Ses çıkaran yer genelden çok. Ha, bu ses çıkarmıyor. Ha, o şekilde sessiz şey olacak. Bu senin bilgisayarını besleyecek şey. O power kablosu buraya giriyor. Buradan tamamdır bilgisayara gidip dağılıyor. Tamam abi, sen ne dersen o ekran. Sıfırdan anlatıyorum ha. Tamam abi, yani abi biz biliyorsun yani. Tamam, dedim tamam. Abi selamünaleyküm abi, böyle böyle dedim. Bize bir bilgisayar şekli ayarla abi. Tamam. Geldik abi, sendeyiz yani. 80 Plus Gold Aorus P750 modüler. Güç kaynağımız, power supply'ımız yani. Güvenilebilir. O zaman Gigabyte'dan yürüyorum ben. Tamam abi. Tamam. Gel. Ekran kartı ne istiyorsun? Klavye de alacağız mı be abi? Oğlum dur, ekran kartı. Klavye en kolayı. Adam ekran kartı seçeceğiz. Şimdi selam. YouTube'a video falan yapacak mısın? Yaparız abi tabii. Tamam. Selamünaleyküm usta, kolay gelsin. Nasıl yardımcı olabiliriz? Gigabyte. Olursun canım, ne olamayacağım. 4070. 4070 bak. Bir tane versene. Veririz tabii, tane bir bakalım 4080 daha. 4080 var daha güzel. Olur. Verebilirim isterseniz. Ver, 4080 ver. 4080 GB Nvidia DLSS'i var. Sen Metin 2 oynarken gerçi haberi yoktur. Sence... Nvidia Metin 2'den de yani neredeyiz. Sen şimdi bana bunları gösteriyorsun ya abi. PES 13 beni başlatacaksın tekrar. PES 13 mü? Şimdi başlatacaksın abi. Drogba'lı Galatasaray kadrosu. Şimdi bak olayı şu arkadaşlar, şöyle göstereyim, beyaz kendisi. Zaten açacağız, göstereceğiz aşağıda da. Çok güzel ekran kartı harbiden. Yani benim yıllardır beyaz kasa toplayalım dediğim bir kasa sistemi vardı. Oradaki kendime şey yapacağım kasayı. Sana kısmetmiş. Tamam. Benimki bir de 3080'di yani. Bu 4080. Bu diyorsun abi bu. Şimdi. Tamam. Şimdi bazıları hemen gelir gelmez şey atlıyor. Ben 4090 istiyorum, 4090 istiyorum. Sen oyun ağırlıklı yapacağın için. Evet abi. Arkadaşlar oyunda 4090'a gerek yok. Bunun altını tekrar çizeyim. Gerek yok. Hani çok şov peşindeysen eyvallah. 4090 kime yarar? İşte o oyunu yapmak isteyen adama yarar. Yapmayacaksan, oynayacaksan 4080 en ideal. Bunu da sepete koyalım abi o zaman. Bu okey zaten bu tamam. Yani şey en buyurun. Baba şeyimiz oydu. Gigabyte Aero. Beyazını aldık. Şimdi işlemciyi seçeceğiz. İşlemciyi seçelim. Oğlum klavye kolay, klavye en kolay. Tamam abi. Intel i7 13700KF. Şöyle vereyim. Tamam, işlemcim bu. 13. nesil. Tamam. Sana hiç anlatasın da gelmiyor. İyi. Ya sen tamam. İyi de abi. İyi, tamam. Yani okey. Anakart lazım bir tane. B760 Gaming X var elimde. Tamam. İşlemcinizi en iyi besleyebilecek anakart şu anda. RAM kaça kadar çıkıyor bunun? 4 tane RAM slotu var. Bize zaten RAM olarak 32 yeter yani bu yeter. Kartta. Zaten çok fazla destekliyor yani. 128'e kadar desteği var. Tamam, bu olsun. Gigabyte'dan yürüyoruz şu anda. RAM 32, 64 ne yapalım? 32 yetiyor bu arada arkadaşlar. Hani ver 32 ver ya. Ne o? Good RAM mi verdin? Good RAM evet abi. Sana okeydir. İyi değil mi abi? Arkadaşlar bilmeyenler için Polonya markası. Hani görürseniz rahat rahat SSD'leriyle. RAM'i de iyi markadır, fiyat performanstır. Hani öyle Çin malı değil. ÖSYM kalem kutusu. Abi tamam, bu diyorsan bu abi, sıkıntı yok. Yani güzel. Tamamdır abi. Bu da olsun, okey ya yeter. Gerçi gelmiş 64'lük mi alsaydık ya. Neyse tamam, bakarız ona. Son olarak SSD'miz var. O da good RAM olabilir rahat rahat. Abi SSD'niz de şöyle, buyurun. Eyvallah kardeşim benim. Maksimum 6850 yazma, 5 yıl garanti. İstiyorsan PlayStation'a takabiliyorsun 5'e. Ha, öyle de mi oluyor abi? Takabiliyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Bu 1 TB'lıktır büyük ihtimalle. Sevgili good RAM yetkilileri, Polonyalılar, arkadaşlar Lewandowski'ler. Ulan üzerine yazmıyor kaç GB oldu. Neyine bakacağız bunu? Bir baskı yapacağınız bu adam alt tarafı üstüne. Ha yani sticker, ha. Onu da Ütopya mı yaptırsın? Tamam, 1 TB bu büyük ihtimalle. 6850 olduğu için. Okey, güzel gidiyor. Makine bu. Kasaya bakacağız şimdi. Şimdi kasa abi. Ekran kartı beyaz ya. Zaten büyük ihtimalle beyaza yakın beyaz bir kasa olsun. Kasa ne vereceksin? Beyaz ne var böyle güzel şık? Abi 4000D var şu an elimde Corsair'ın. Ben var ya hiç kasa modellerine sıfırım. Bana diyeceksin ki aha bu beyaz olanı Corsair mı? Corsair olsa okey zaten abi, de. Abi görüntüsü sürpriz olsun. Neyle soğutacağız bu işlemciyi? Soğutucumuz yok. Ne kaldı sence eksik? Abi bu soğutma mı kaldı? Fan kaldı, işlemci fanı kaldı. O fanlar da abi. Tamam. Ne vereceksin? Bize bir fan şekli yapsana abi, be. 240'lık Aorus'un sıvı soğutması var, onu koyacağız. Zaten işlemcini en iyi soğutabilecek derecede bir sıvı soğutma. Bu sıvı soğutma dedin ya, radyatör kapağı falan tarzı bir şey mi var üstünde? Ne var bunun sıvısını ekliyor? Yok ya. Radyatör kapağı yok da bildiğin radyatör.
Harbi mi abi? Ne bileyim. Sorayım abi, yok de öğrenelim de abi. Radyatöre bağlı iki tane fan var. Tamam. İçindeki özel sıvıyı radyatöre soğuk havayı vererek soğuk tutuyor. He tamam. İşlemciye... Ha, anladım abi. İşlemciye bağlı olduğu için... O sürekli devir daim yapıyor lan böyle. Evet, serin tamam. Serin. Soğutuyor. Antifilisyen ekliyoruz yakışın bunu. Abi yok, onun kendi sıvısı var. Kapalı devre, o dönüyor kendi içinde. Tamam. Kendisinin bir radyatörü var. Evin içi sıcak oluyor zaten. Sıkıntı yapmaz, dondurmaz onu. Abi zaten evini tamamen serinletecek. Camın önüne koy, hangi gibi işlesin. Tamam. Ekin abi sen çık abi, ben bir şey sorup geliyorum. Tamam tamam, ben gittim. Tamam. Kardeşim be, bu kasayı falan toplayacaksınız ya. Hı hı. Ben şimdi bilmiyorum da o önünde su yüklediyor. Bu GTA 5 falan yükleme şansınız var diye. Abi sizin GTA 5 yok. CD miydi? Onlar size erdiğinde ben anlamıyorum böyle bu bir şeyler. Bana birisi de var, ben hepsini yüklerim, veririm sana ya. Tamam öyle yaparsak iyi olur kanki ya. Öyle bir oyun bir şey istemiyor kanki. Bak PS 13, GTA Tour City, bir de Counter yükle 1.5. GTA 5'i de ekledik. Ya GTA 5'i de yükle, biz en son öyle alırım ben tamam, senden. Tamam abi, hepsini yüklerim ben senin için. Tamam kanki, hadi kolay gelsin, Allah'a emanet olun, hadi. Evet, önden gidip kasayı topladık. Birkaç böyle ufak sürpriz yapmışlar sağ olsunlar. Kasa güzel gözüküyor. Şey, Oğuzhan'ı alabiliriz bu arada içeri. Kendisinin haberi yok da. Gel gel. Müsait misiniz abi? Gel gel. Sen ne yaptın abi böyle ya? Nasıl? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bu ne abi böyle? Gelin mi abi o tarafa? Gel gel, al bak. İçine bak rahat rahat. Orada ha. Moruk, ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu mükemmel bir şey. Beğendin mi? Vallahi ben bu kadar beklemiyordum. Bak, bir tık sürpriz böyle bizim beklemediğimiz. Görmediğimiz şu remleri. Oradan yukarıda siyah almıştık. Onu mu diyorsun abi? Siyah aldık da 64'lük yapmışlar. Beyaz yapmışlar. Hani kasaya böyle uyumlu olsun diye şöyle bir şekil yapmışlar. Daha güzel olmuş. Allah razı olsun ha. Güzel olmuş ha. Vallahi iyi. Hadi bas bakalım bir düğüm. Şey, beyaz güvercinim. Ben şimdi buna yazımızı da çıkaracağım abi. Bu kasanın burası boş mu abi? Bir nasıl? Dakika. Ha buraya. He. Anlamlı söz abi. Bir de tamam. Bak şöyle. Şöyle şeyi var, buradan etiketini tutup kaldırıyorsun. Bu hani çok toz toplamasın diye üstüne böyle koyuyor. Ama buna gerek yok ki. Niye? Buna gerek yok. Sen bunu niye koydunuz ki? Oğlum bu hepsinde var ya. Bu yani de... standart bu. Hayır, evde zaten annem bunun üstüne dantel mantel örtecek abi bir şeylerde. Sık örsün. Örsün o zaman biraz. Oraya da bir şeyler örer zaten, o sıkıntı yok. Tepesinde Type-C giriş var. Kasa çok güzel. Çok şık duruyor bak. Sarı sarı. Sarı gri beyaz aslında. Hadi şuradan patlat bir power düğmesine bas bakalım nasıl açılacak. Açalım bir de. Buraya mı basıyoruz? Ha abi? Bas. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir kamerada göstereyim. Tepedeki fanda RGB var. Ön tarafta RGB istemedik, gerek görmedik. Ya yakışmaz sana. Ya şimdi ben burada neyi gördüm? Kasanın güzelliği. Ben biliyorum, anlamam abi. Bak şurada şu kartal. Bu şey var ya abi, kartal. Aha. Bak o çok hoşuma gitti benim. Onda da böyle hafif bir RGB detayları var. Yani şurada sanki böyle BMW'ye bineceğim gibi hissediyorum abi. Bir şey söyleyeyim mi? Benim yemin ediyorum kendi hayalim beyaz kasa toplamak. Bak sana nasip oldu. Çok güzel olmuş. Orada. O sıvı soğutma falan muhabbetleri bak, var ya. Bak o şuradan, şu boruların içinde işte şu ana şey. Tamam. Buradan böyle dönüyor. Bak buradan fanlar soğutuyor bunları. Bu sürekli bu devir daim burada yapıyor sıvılar. Sallıyorum. Sıcağı buradan geliyor. Soğuk kalp gibi düşün. Kirlisi buradan, şeyi buradan. Sürekli bu soğuk kalıyor işlemci. Biz buna su mu ekliyoruz mu? Yok lan. Bir şey yok değil mi? Kardeşim her ay bir kere sanayiye götürüyorsun. Tamam, ya da İtalya'ya getiriyorsun. Şey ya. 2000 liraya sana boşaltıp böyle gerisini dolduruyor. Havasını aldın mı suyu? Ömür boyu gider böyle bu. Çok böyle şey yapmazsan, darbeye marbeye maruz bırakmazsan, yani bilgisayar sallamazsan çok. Yok abi, onu sabitleyeceğim ben zaten. Zaten nasıl? Bu arada ağır da, oturaklı kasa. Bir bakayım abi. Bu harbiden... Şey yani, malzeme kalitesi üst seviye. Yok güzel güzel, vallahi çok. Burası tamperli cam, yani cam normalde burası. Tamperli camı biliyorsun böyle şey. Vurduğum bu tuzlu olan camlar var ya, ondan. Camı bilerek söktük, parlamasın diye. Allah hayırlı olsun. Güzel kasa. Çok sağ olasın abi. Çok yardımcı oldun. Estağfurullah. Burada. YouTube mutu videosu her türlü edit yaparsın. Edit tamam da abi. Biz hiç şey sormadık. Ne? Fiyatı sormadım abi. Ben fabrikada çalışıyorum. Ben bunu... Sana %20 indirim. Bedava mı veriyorum bu oğlum? Harbiden %20 de abi. KDV işte almışız. KDV indirim. Fiyatı göreceğiz biraz sen diyor. Ne abi? Fiyatı şöyle, bu bilgisayar adını beyaz güvercin koydun sen. Evet, beyaz güvercin. Bu bilgisayarın bu kasası İtopya'da beyaz güvercin adıyla satılacak. Almak için açıklama kısmına linki yazacak. Tamam. Ama yemin ediyorum şu an bak, daha bugün daha faiz arttırma oldu. Bir şeyler oldu. Fiyatı olabildiğince düşük tutmaya çalışacak İtopya tarafı inşallah. Şu an benim hesabıma göre çok pahalı bilgisayar. Bakalım ne olacak ama güzel bilgisayar oldu. Hakikaten bu arada hani kendimi topladım diye demiyorum. Bütün parçaları birbirle böyle uyumlu, şakır şakır güzel oluyor. Siz yine hani aşağıdan linkten belki soğutmayı üçlersiniz. Bilmem ne yaparsınız. Ön tarafa başka bir şey istersiniz. O size kalmış. Ama bu hali, basic hali gayet güzel oldu. Şimdi bir tane sana monitör vereceğiz. Yine takım bozmuyoruz. Gigabyte. Tamam. Monitör bu. Gigabyte ya da sen ne diyorsun? Arkadaşlar şöyle. Biraz mı getirdin be abi? Yok be oğlum bu. Yok, yok, güzel güzel. Yani 27 inç, 165 Hz. Gigabyte'ın G27F2 modeli ya da 2F modeli. Hı hı. Tam modelini anımsayamadım. 165 Hz. Hz'i biliyor musun ne olduğunu?
Abi inan ki hiç bilgim yok. Bak inan ki hiç bilgim yok abi. Şimdi lan nasıl anlatayım? Yani görüntü iyi olacak yani onu anlıyorum da abi yani. Counter oynayacaksın yani. Tamam. Counter ne oynayacaksın counter? 1-5 abi. Go 2 oynarsın kardeşim sen de. Yani AWP alıyordun ya orada Kanas. Eskiler Kanas der. Tamam. AWP. Adam önüne çıktığı anda görür görmez vurabiliyorsun. Ama mesela 165 Hz değil de sallıyorum 144 Hz olsa tık 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 çıkardı mesela atlardın adamı gibi düşün. Yani evet. En basitinden. Daha böyle şey gerçekçi yakın göreceksin gibi. Overclock'u bu arada 170 Hz. Full HD. IPS file ama SS IPS diye geçiyor. Super Speed IPS diye geçiyor. Rengi mengi de cam gibi güzel. Favori monitörlerden bir tanesidir oyun çok sektöründe. Monitör iyidir. Bunda şimdi gideceğim eve sistemi kuracağım abi. Tamam işte. Zaten çocuklara ben yukarıda söyledim. Oyunu falan yüklediniz lan kanki. GTA 5. Tamam. Counter 1.5. Ondan sonra GTA Turisti PES 13 abi. Çocuk yükleyeceğim. PES 13 ne oğlum? PES... Oğlum hepsi spor yorumcusu olarak kadrolarına adam geldi burada video çekti lan Serhat Akın. Olsun abi olsun. Yavaş yavaş yükseleceğim. 14-15 bunda inşallah yükseleceğim. Yok yok bu 4080 var yani. Bu üst seviye şu an. O zaman sen şey diyorsun abi FIFA 23 yükle direkt. Direkt yapıştır hiç acıma. Evet. Sen peki ne oynuyorsun cidden? Hani böyle gerçi bu arada hani ben az buçuk tanıdığım için olsan hiç oyun falan hiçbir şey oynamıyor adam. Ben abi telefonda PUBG oynuyordum. Sonra hile hurda çıktı direkt. Telefonda bir mi çıktı PUBG'de hile? Var tabii abi telefonda da var. Yani o bilmem onlar belki bilgisayardan giriyordur o hile yapanlar da. Yani hile falan var. Ben de sildim abi ondan sonra hiç oyun oynamadım. PlayStation'a gidiyoruz çocuklar da. Tamam. Mesela PlayStation oynuyoruz. Kaç para saati Kocaeli'nde? Abi saati kaç para biliyor musun bu? 40 lira olması lazım. 40 lira yakta elektriği harcamalı ama. Valorant kur da Valorant oynayalım bari bir arada seninle. Onu arkadaşlar söyledi abi. Tamam. Oyun oynayacağım. O da Counter gibi bir şey herhalde. Counter gibi aynen. Aynen onun gibi bir şey oynayacağım abi. O güzel. O oyna da en azından ben sadece oynayayım. Arada beraber atarız. Bir de Wolf Team oynuyordum abi ben önceden. Hiç oynamadım biliyor musun Wolf Team'i? Wolf Team oynadım. Hiç oynamadım yani. Wolf Team çıktığında genelde böyle 11-12 yaşında çocuklar oynuyordu. Sonra bir darlandım. Dedim bu ne biçim kitle. Buraya atıp iplersiniz. Yani bir şey olursa, zaten bir şey olmaz da. Hani oldu da bir şey oldu mu? İnşallah. İtopya'yı ararsın, çözerler. Bu arada arkadaşlar altını çizeyim. Bilmiyorum sen İtopya'yı biliyor musun da? Bilmeyenler için İtopya bu kasa toplama sistemlerin Apple'dır arkadaşlar Türkiye'de. Hani Apple deyince nasıl bir şey geliyorsa aklınıza. İtopya deyince de bu konularda aklınıza gelsin. Geçen çocuk şey yazdı ya. Sen sistem topladın ben bir iki hafta önce diğer evet, kanalda. Abi. Diyor ki abi diyor, İtopya'dan ilk defa şey güvenilir mi yazmış. Altına bir de şey yazmış. Güvenilir de kardeşim görmüyorum abi ha. Ortada her şey. Neyse yorum söyleyin ya. Mağarada mı yaşıyorum? Bir yani kendinizi komik duruma düşürmeyin. Burayı sen biplersin de ben o yorumu zaten sonra gizledim çocuğa yapılmasın dedi. Öyle bir muhabbet. Valla güle güle kullan. Kazasız belasız diyelim. Faturaları kesersin. 120 KDV 20 var sana özel. KDV almayacaklar. Bilgisayar da işte bugün dolar tam sen geldiğinde toplarken 26 idi. İşte şimdi montajda falan bekledik. Faiz kararı açıklandı 27.3 olmuş. Zaten bir şans yok abi. Valla işte, bir şans yok. Bence evdekiler ne hesap vereceğim abi? Ben anneme dedim ki anne dedim ben bilgisayar alayım ya kadın bilmiyor ki kaç para neyini. O zannediyor ki 2-3 bin liralık bir şey alıp gelecek abi. 2-3 bin dolar vardır ya. Hadi abi. Abi. Yok yok. Özel, sana özel fiyat yapacaklar. Özel şey yapacaklar. Beyaz güvercin adıyla açıklama kısmındaki linke bu arada bakın. Bu arada hani Oğuzhan'ın adına, namına çıkarılmış bilgisayar. Hani baktıkça Oğuzhan hatırlarsınız. Aynen. Ama ben topladım. Yani eline sağlık. Garantisi benim sağlık. O açıdan. Eline sağlık abi. Şey değil. Sana şey diyeceğim. Kocaeli mi Gebze mi ne? O ayrım niye var? Bana bunu açıkla. Kocaeli mi Gebze mi? Abi, Kocaeli diyorum, abi, Gebze diyorlar. Gebze mi diyorum, İzmit diyorlar. Bak. İzmit abi, İzmit. Tamam kardeşim bizde Karşıyaka'da mesela, Karşıyaka, Göztepe falan filan muhabbeti var da sizde çok var. Bizim Kocaeli, var. Gebze, İzmit var mesela anlat bana bunu. Sen İzmitli misin? İzmitliyim ben İzmitliyim abi. İzmitliyim, niye İzmitliyim der mesela? Abi İzmit öyle yani İzmitli adam İzmitliyim der. Kocaeli falan öyle bir şeyler yok. Kocaeli lafı hiç kullanılmıyor. Bir de bu Kocaeli Spor muhabbetinde oluyor Kocaeli Spor. Orada kullanıyoruz. Gebze'ye gelirsek de abi Gebze'lilere de buradan selamlar. Onlar da iyi insanlar ama biraz uzak duruyorlar abi. Merkezden biraz uzak duruyorlar. Gerek yok aslında. Nasıl yani? Gebze uzak mı bölgede mi? Ya uzak bölgede şimdi mesela... Sanayi bölgesi mi mesela? Gebze? Tabii sanayi bölgesi abi. Ya bir ya şehir olur yani. Ha belki de ondan Gebze diyorlar. Ya zaten şehir olmak istiyorlar yani.
iyi olmak istiyorlar. E tabi herhalde olmuyor bir şekilde. Kardeşçe hep beraber, sıkıntı yok yani. İstanbul'a gitmeyin balon gezmeye. Bak bunlar da hep bilgi işte, öğrenmiş oldum. Ben çünkü geçen bir muhabbet oldum. Kocaeli dedim, abi Gebze diyor. Gebze dedim, abi İzmit diyor. Lan dedim, bir tane adını bunu belirleyin. Hani ben söyleyen adam rahat etsin. Ben ne bileyim aradaki ayrı. Buralardasınız ya İstanbul'da. Burada Gebze'li çok vardır. Gebze'li de çok denk ediyorsun. Gebze yakın zaten abi. Aynen. Çok denk ediyorsun da muhabbetler o yüzden yani. Ama İzmit'e de bekliyoruz abi. Ekin abi geldi İzmit'e. Ne yapacaksın? Nereye götüreceğim beni? Abi nereye götüreceğim? Bir tost yeriz. Hızlı trenin oradan. Tavuk döner abi. Vallahi ben yerim. Ben tavuk döner meşhur abi. Ben ketçap bayılırım. Mayonez bol. Tamam. Onu yiyeceğiz. Yonca abi. Marka ketçap mayonez. Ya Burcu abi. Bu pardon Burcu. Yonca Burcu. Daha kötü bu arada. Ama abi şey, bu arada ketçap mayonez öyle orijinal değil yani. Abi onu bir ayda sulandırıp katıyorlar dedi. Böyle çarlıyor böyle. Ketçap mayonezi döküyorsun. Sıksın. Ekmek ıslanıyor dedi. Bizimki de öyle yapıyordu. Ekmeği sürüyor böyle. Ekmeği böyle daha ısırmıyor. Elini alıyor da akıyor aşağıya direkt. Tavuklar ben biraz kalır. Yani abi yapabileceğimiz şeyler birazcık kısıtlı. Yani gel ama abi, yürüyüş yolumuz var işte. Meydanda kafeler var. Oralara gideriz. Akşam bir yere daha gideceğiz. Nereye gideceğiz? Ya sen onu karıştırma be oğlum. Gideceğiz de bir yere. Ha oğlum öyle sakat yerlere gel mi? Ya ben gelirim size. Hayır abi dur. Yani şeye gideceğiz ha. Mangala gideceğiz abi. Ha tamam. Mangala gideceğiz. Tavuk kanat. Tamam. Evet, videonun daha sonuna geldik. Ben konuk oldum bu arada. Ben yürüttüm, kusura bakma da sen bana bıraktın diye. Abi. Sen yine bir ara bir sıkıntı çıkar gelirsin buraya, dersin ki tamire geldik. Tamam, şey yaparız abi, sıkıntı yok abi. Tamam. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmındaki linkten fiyatına mutlaka bakın. Değiştirmek istediğiniz özellikleri varsa kendinize göre optimize edebilirsiniz beyaz güvercinimizi. Ama şu an burada fiyatı, ya Yılmaz abi bile bilmiyor ama öyle söyleyeyim. Şu an böyle çok değişti. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Kanalı takip edin. Hepinizi seviyorum. Beyaz güvercin abi alın, hayırlı olsun. Abi sağ olasın. Taklacı. Her şey için çok sağ olasın taklacı, abi. Taklacı 01. Taklacı 41 hatta. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz.